Ben bu oyunu bayağı beğendim bu arada ya. Konuşabilecek birileri var mı? Galiba yok ortalıkta. Arkadaşlar yeni serimiz hayırlı olsun. Ben bunu oynar bitiririm. Yani şu an hoşuma da gitti. Samet Güngör Live'a da gelir zaten bölüm bölüm. Bayağı güzel oldu. Türkçesi de gelmiş. Modlar vole kaçtı yazı gelmeden. Abi tadını çıkarmıyorlar değil mi? Her zamanki gibi. Hiçbir şeyin tadını çıkarmıyorlar. Sadece emrivaki yapam. İstediğimi yaptırmaya çalışam. Yoldaş Redgrave, yoldaş Ferguson seni görmek istiyor. Onu bekletmemelisin. Ha Ferguson şey. Ayağını kaydıracağımız göğüt. Nasıl gelmen neden bu kadar uzun sürdü ulan? Tıklar tıklamaz geldim. İyilik yapıp iyilik bulma vakti. Çaktın mı? Ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Anlamadığından eminim. Baban çok zekiydi. Ancak görüyorum ki sen pek değilsin. Ağaçtan düşen elma, ağacın kendisi kadar akıllı değilmiş. Kısaca açıklamam gerekirse bana borçlusun. Ne kadar? Heh, çabuk kavradın. Bana hayat boyu borçlusun. Ama önce bakanlığa gidip ziyaretçi gibi davranmanı istiyorum. Ortak alanda oturan piçlerden biri paramı çalıyor. Anlıyor musun? Tam olarak değil. Mal mısın? Ortak alandaki o pisliklerden birinin ziyaretçilerin verdiği parayı cebe indirdiğini söylüyorum. Tüm rişvetlerin devlete gitmesi gerektiğini biliyorsun değil mi? Senin için hükümet benim. Bazı sıçanlar benden çalıyor. Mankafa güvenlik görevlileri onları yakalayamıyor. Ben de gizemli ziyaretçi dediğim dahice bir operasyona başladım. Unutulabilir bir yüzüm var. Bu yüzden sıradan bir ziyaretçi gibi geçebilirsin. Neyse, ona bir zarf vermeni istiyorum. Bakalım parayı bana getirecek mi? Tamam kanka. Operasyon köpüş tamamdır. İlk konuşmamızda gerçekten hepsini anladın mı? Kuryem'den sahte parayı al. Otomatın yanında seni bekleyen bir güvenlik olacak. Geri kalanını o halleder. İşini bitirir bitirmez bana bildir, yoksa seni hiç karşıma bile çıkma. Anladın mı Redgrave? Tamam. O zaman şimdilik bu kadar. Defol. Abi okey. Anladım. Anladım. Anladım baba. Bir süre götünü yalayacağız. Kanka ayağı yapacağız. Sonra kanka ayağı göt ayağı deyip bunun ayağını kaydırıp saplayacağız bunu, anladım. Muhtemelen bu da rüşveti devlete vermiyor. Arşiv var mı burada? Ay, 15 saniyemi burada yemeseydim keşke. Tüh tüh tüh. Şş, hacı ne haber? Hayırdır? İyi günler. Merhaba, seni daha önce neden görmedim? Burada yeniyim. Adım Evan. Emma Hazar, tanıştığıma memnun oldum. Önder'in tutkusu favori dizisi. Tamam. Bunun hakkında hiçbir şey diyemem. Özür dilerim. Aa, bak George iyi adamdı diyor. George iyi adamdı diyor. Yani böyle zımbalanması iyi olmadı diyor. Ne için cezalandırıldı? Langrand çevresiziyle bile George arkadaş olmuş da. Oho abi, Hamlet'i yok yere mıhlamışlar o zaman. Dediğimiz gibi yani çok fazla şey bildiği için mıhlamışlar kesinlikle. Samet abinin bağırdığı bir klip vardı. DJ'de özelden atın bana chat. Edit yapacağım bir de. Nasılsın Samet'im? İyi yayınlar. Umut iyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın?
Oo, bir koca bulursam bu kölelikten kurtulabilirim. Vay 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 vay. Evli olmasa tam ideal erkek. Flört? Depoya götürelim. Abi misafirler geldi, izleyemedim. Live'dan izlersin, sıkıntı yok. Tamam. Bir saniye, ben evli olduğumu unuttum. Pardon. Dur, şey hakkında. Ya meslektaşlarında şey hakkında soru diyordu. Parmak izleri hakkında soru diyordu. Koca arıyor. Canını dişine takarak çalışıyor. Hem Nitsi seviyor falan filan. Abi. Ben evli olduğumu unuttum lan. Beyler, ben evli olduğumu unuttum. Başkasının dosyalarını karıştırdığım için 15 saniye şey kaybettim bu arada ya. Bilsem karıştırmazdım, ne bileyim. Abi. Kuryeden parayı al. Kanka, sahte parayı ver. Neler imzaladık lan öyle? Karını aldatma. Kanka, ben evli olduğumu unuttum. Çalışmak için güzel bir gün. Kimsin lan sen? Seni daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Güvenlik! İçeri izinsiz giren var. Hey hey! Sakin ol adamım. Adım Evan Redgrave. Burada yeniyim. İşe yeni başladım. Aa, üzgünüm, evet. Yeni birini aldıklarını duymuştum. Adım Peter Donk. Benden bir şey mi istiyorsun? Hamlet'in eşyalarından birini aldın mı? Hayır. Favori dizin ne? Yurttaşın maceraları. Babamı tanıyor muydun? Bakanlıkta pencere açmak yasaktır ne abi la? Vay anasının gözü ya. Dermedim.
Derken ben neyim? Hanım sama. Ya şeyi soracağım, şu parmakla kasa açma zımbırığını soracağım, biyometrik kasayı da soramadım bir türlü. Bu Peter Dong hakkında da çok fazla bir şey öğrenmedim. Yurttaşın Maceraları dizisini izliyor, babam hakkında çok fazla soru soruyor. Kelimeler samimiyetinden emin olamıyoruz. Hamlet'e verilen cezayı doğru buluyor. Ben bununla şey diye konuştum. Şu parmak izi olayını meslektaşlarına sor diyor ya. Paralı diziyi izle, konuşma seçenekleri açılıyor büyük ihtimalle. Kitapları bitirip öyle izleyeceğim ya. Merhaba. Sizin için ne yapabilirim? Kabul, tamam lan. Dur. Otomatın yanındaki herifle konuşacağım da. Otomatın yanındaki herifle konuşmadan evvel şu çocuğun gişe sırasını bir kontrol edeyim. 101 numaralı gişedeyim demişti, değil mi? Otomatın yanına gideceğim de bir saniye. Otomatın yanındaki kişiyle konuş, terfi et. Meslektaşlarına biyometrik şey sor falan filan. Yeni aldığım görev nerede? Gişe 101. Gişenin neden kapalı olduğunu öğren. Abi Peter Song'un odası. Gişe numarası nerede yazıyor ki? Sen kimsin? Tamam, Emma'ya bir şey soramıyorum. Nasıl öğrenebilirim ki gişe 101'e ne olduğunu? Soracağım mı acaba? Tamam, sırayı bekle diyor. Yok, sırayı beklemeye niyetim yok. Çok fazla görev var da... Anlamadım abi, 101 numaralı gişe, yani ilerleyip ilerlemediğini ben nasıl öğreneceğim? Peter Dong, tamam, Peter'i tanıdık. Gişede kimse yok ki. Dur lan, içeri girme. Götümüz döndük. Ulan götüm dönük, nasıl içeri giriyorum? Sal beni. Selamlar Deniz Alp, hoş geldin, selamlar. Bro, senin gişe kapalı la. Abi başvuruların alınmaya balıp başlanmadığını nasıl öğreneceğim? Laf dinleyebiliyorum. Hiç orada var ya, 10 dakikamı kaybedesim yok. Gerçi 45 saniyeyle falan pek bir şey yapılmayacak ama. Crosses, bugünün son bağışı, seviliyorsun demiş. Eyvallah. Nasıl yardım edeceğim ki? Evet, adama belgelerini alıp yardım ettik de bu bana bir saate mal oldu. Biz bunu niye yapıyoruz agam? Adamla bir saat konuştuk yani, anladım. Abi zaman boşa gitti. Zaman bayağı boşa gitti. Eyvallah.
Eyvallah. Eyvallah. Amirime belgeler için şey yapacağım, yardım edeceğim falan dedim. Önder. Ah şöyle. Yazı tura diye bir şey yok abi. Para tek yüzlü. Bizde paranın tek yüzü var. Sahte bir isim kullan. Seyit Mehmet Çoban mı? Bakanlık fonu katkı payı. Tamam, ben köpeklik yapacağım abi. Hiçbir şey söylemeden ayrılacağım. Ve parayı verdiğimi bildireceğim. Şimdi kız kesinlikle parayı cepleyeceği için atılacak, bir şeyler falan olacak ama önemli değil. Önemli değil. Kardeş galiba sana hala yardım edemedim. Çok vaktimi yediniz yalnız ya. Çok vaktimi yediniz yalnız ya. Yani benim gidip böyle birkaç saat çalışıp para kasmam lazım. Çünkü kazandığım para gerçekten hiç oldu ya. Gerçekten böyle heba oldu yani. Adamla konuşmaya giderken bile şimdi bir ton vakit kaybedeceğim. Gideyim en azından çalışayım. Gerçi bir saat falan beklemek durumunda kalacağım yani. Bugün biraz az para kazanacağız abi. Bugün biraz az para kazanacağız. İki tur çalışacağım. Ondan sonra kalan turu Ferguson'a ulaşmak için kullanacağım. Sonrasında eve gittiğimizde de kitap okur, dizi izler, bir şeyler yaparız. Gel baba. Kaplıca ziyareti. Kaplıca ziyareti için gerekli tüm belgeleri topladım. Abi bilgi ve belge vermesi gerektiğinde bilgi formunu dolduruyordu. Bakanlığa bir bilgi verecek ama hangi bakanlığa? Kültür ve Spor Bakanlığı sanırım ya. Ama gerçi kaplıca seyahati diyor. Seyahat kimden sorumlu? Sosyal güvenlikten falan mı sorumlu? Seyahatten kimler sorumlu abi? Tatil fişlerinin dağıtımı. Seyahatten şey sorumlu değil. Sporla ilgili halk aktiviteleri. Kaplıca bir halk aktivitesi mi? Tatil değil mi? Abi galiba bunu sosyal güvenliğe mi vereceğiz? Sosyal güvenlikten, sosyal güvenlik tatilden falan sorumlu. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı değil. Yurttaşlık değil. Tatil fişi gibi bir şey ya. Sanırım sosyal güvenlikten sorumlu. Bilgi, sosyal güvenlik, çarşamba günü çalışan bir şey. 357. Evet, sosyal güvenlikmiş abi. Artı 100 itibar puanı kazandım bu arada. Kimliği belirsiz suçlular binamızdaki 3 mühürlü daireyi açıp değerli bir şeyler çalmış. Şikayette mi bulunuyorsun, ihbarda mı? Şikayet ediyor ya çalındığına dair. Düzeni bozuyorlar. Şikayet, düzen. Çarşamba 212 açık, gel. İhbar değil. İhbar olabilmesi için birinin adını falan vermesi gerekiyor. İhbar değil. Abi, şikayet, yurttaşlık, çarşamba. Sen yurttaşlığa git de bir ağzını burnunu kaydırsınlar senin. Sesler çok fazla, çok gürültülü diye bir şey yap da. Bu evli olmayan kütüphanecilerimizin bir listesi. Erkeklerin hakim olduğu şirketlere yayılmak için her çalışanın akıllı bir kadına ihtiyacı vardır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın en son yönergesi, anladın mı?
Doğum oranını arttırmak olan. Bilgi sosyal güvenlik. Çarşamba 717. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Biraz para yaptık. Güzel ya. İçim rahat etti en azından. Ölü Şarkı Festivali'ndeydim. Performans sergilenirken şef elindeki batonu müstehcen şeyler yazmak için kullandığını bildirmek istiyorum. Şikayet Kültür ve Spor Bakanlığı 78. Bu şikayet değil mi? İhbar mı bu? Adamı şikayet ediyorsun ablam. Allah Allah. Bir makine yerine 5 tane makine çalıştırmanın yolunu buldu. Önceden boşa harcadığı zamanı artık iş yerinde kitap okumak için kullanılıyor. Nasıl yaptığını bana söylemiyor. Ben de işteyken kitap okumak istiyorum. Bir şeyler yapın. Ne yapabileceğim ki? Ne yapabileceğim abi? Bu ne? Şikayet mi ediyorsun? Kime şikayet ediyorsun? Abi şikayet, çalışma, çarşamba. Bu da mı ihbar? Abi nasıl ihbar olabilir bu ya? İstek Yurttaşlıklar Müdürlüğü Çarşamba. Nasıl şikayet olabilir ya? Ya ihbar olabilir vallahi. Saçma, oyunun mantığını anlayana kadar biraz canımız yanacak. Dün aldığım deneysel düdüklü tencere açılır açılmaz mutfakta patladı. Artık tüm duvarlar domates çorbası dezenine sahip oldu. Bu ölümcül tencerenin icadında bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Şikayet Bilim ve Teknoloji 432. Hadi ikile. Kariyer geliştirme kurslarına katılmaya başvurmaya ihtiyacım var. Anladım. İşe ihtiyacım varsa istek, çalışma 154. Koş koçum. Ekibim bromun meyve suyu içine katıldığında askeri dövüş yetenekleri üzerine sağladığı etkiyi araştırdı ve bazı sonuçlar elde etti. Bunları kime göndermeliyim? Bilgi, bilim ve teknoloji. Çarşamba çalışıyor. Koş. Meyve suyunun içine bir şeyler katıp askeri gücü falan arttırıyorlar. Manyak lan bunlar. Vallahi manyak hocam. Bunlar seni beni yer var ya. Bunlar seni beni bir çırpıda yer ya. Seni beni yok ederler bunlar ya. Koş bakalım. Biz evliydik anasını satayım. Az daha karıyı da boynuzluyorduk lan bilmeden. Oh. Ya abi ben rapor teslim edeceğim. Benim saatimi yemesi çok yanlış değil mi ya? Birader selamun aleyküm. Rüşveti verdim. Tamam, bu herif hakkında bir tık daha bilgi toplamış olduk. Bu herif hakkında topladığımız bilgi ne? Hırslı ve kibirli biri. Bazı çalışanları patronunu iyi tanıyor. Evli ancak... evet, evli. Anladım. Rüşveti verdim. Abi herif beni bildiğin var ya.
Bildiğin Junin Kramara. Bu nasıl aranacak bilmiyorum da. Adam beni bildiğin şey olarak kullanıyor abi. Adam beni bildiğin K9 köpeği olarak kullanıyor. Bildiğin K9 köpeği. Yani başka hiçbir şey yok ya. Herkesten haraç topluyoruz falan filan. Aa, bin altın mı? Oğlum bütün paralar bunlar mı? Yoksa patrona parayı götür. Bu kadar mı? Yani sadece senden mi toplayacağım? Redgrave'in mirası tahsildar. Sekreter, evet. Sekreter Frank'ın sonra ne kadar paraya ihtiyacı yok, parayı götür. Diğerlerinden toplamayacağım mı ya? Bu kadar mı? Yani kapının önüne çıkıp parayı almaya üşeniyor musun gerçekten ya? Allah Allah, çok garip ya. Benim 1.000 liram nerede? Yeni görev ne lan? Sıradan bir alkol bul ve ucuz bir yemek bulma. Oğlum benim param nerede? Benim parama mı çöktü o? Artık bir quiet yazdım, timeout dedim. Neyse sıkıntı yok. Başka oyuna geçmeyeceksin sanırım bugün. Bayağı sardı. Yok geçebiliriz de. Benim param nerede? Oğlum insanlardan tek tek mi para toplayacaktık? Yani hani ofisleri tek tek ziyaret edip mi para toplayacaktık? Hacı selamünaleyküm. Şu paraları bir sökünün bakayım. Ben kendi cebimden verdiysem sıçarım çarkınıza. Wombat mı malı ayısı mı? Ah tamam, biyometrik kasayı sor diyor. Anladım, tamam. Diğer mektup da burada. Anasını satayım. Ne yapıyoruz anlamadım ya. Ha gişe 101. Biyometrik kasa. Abi biyometrik kasayı vermesi için ikna da edemiyorum. Ay arkadaş vallahi şiştim ya. Vallahi şiştim. Cömert bir şölenle. Oğlum benim parama ne oldu? Dogun duygularını incit. Donk kim ya? Donk kimdi abi? Peter, bu bizim patron. Ha Peter Dong.
Ay çatladım abi. Oyunu bir save alalım da salalım ya. Vallahi çatladım çünkü şu saatten sonra hata yaparım biliyor musun?